Herkese merhabalar, ben Koses. Bugün sizlerle birlikte Vampire Survivors'ta en güçlü silahı arama serüvenimize devam ediyoruz. Bugünkü silahımız Blazik. Klasik build yapacağım, alan sonrasında eski sessiz ve başlangıç arkanası alacağım. Zaten bu silahı etki eden arkanalar çok az. Bu patlama bu silahı biraz daha kullanılabilir hale getiriyor. Onun dışında klasik alan, İşte uyanık, ölüp canlandıkça güç veren hız, bir de ilahi soy. İlahi soy zaten neredeyse bütün şeylere etki ediyor. Çünkü canınız azaldıkça, işte damage yedikçe geri yansıtıyor bilmem ne. Biz alanla başlayacağız. Öyle çok bir esprisi olan bir silah değil. Zaten bu silahı kullanan karakterle ilgili ilk çıktığında bir video yapmıştım. Rezilleş bir karakter. Karakter süper görünüyor ama silah rezilleş. 5 para etmez bir silah. Sebebi de şu: tamamen rastgele ateş ediyor. Tamamen rastgele ediyor ya. Nereye attığını kendi bile bilmiyor. Umurunda değil. Ve birazdan göreceksiniz. İlk evolve'unda diyorsunuz ki o kadar da kötü bir silah değil. Ama ikinci evolve'unda iki kere evolve oluyor bu silah. Allah'ım leş. Tabi ben bu silahı yine tekli silah kategorisine alacağım. Ve toplam damage'ini yazacağım. Ne kadar vurduğunu. Çünkü 3 kere evolve oluyor, evet. Ama evolve olmak için hiçbir şey gerektirmiyor. Silah maksimum seviye yapmanız yeterli. Bu yüzden evolve olan silahlar olarak düşünmeyeceğim. Sanki tek silahmış gibi düşüneceğim. Kendi kendine evolve oluyor sadece maksimum level olduğunda. Hiçbir esprisi yok. İstediği kadar evolve olsun. Tier liste asla birinci sıraya yerleşemeyecek bir silah. Göreceksiniz zaten. Var 10. dakikaya kadar yaşayabilsek bu ne ya? Bayağı zorluyor. Bunlar yine bu silahın iyi günleri, iyi halleri. Bir de son evolve halini görün siz. Tuvalet kağıdı olsa kıçınızı silmezsiniz. Öyle bir silah. Tamamen rastgele vuruyor ya. Tamamen rastgele. Yani yakın olana da vurmuyor. Rastgele. Kafasına göre. Canı nereye isterse. Ve arkaya vuruyor mesela. Yukarı sağa vuruyor. Sola vuruyor. Aşağı vuruyor. Hani yakın olana vursa bir nebze. Diyeceğim ki tamam, güzel silah. Hani bu, bilmiyorum, belki de kodlamasında bir hata vardı. Hiç fark edilmedi. Böyle geldi, böyle gitti. Oraları çok bilmiyorum ama hoş değil. Sıkışıyoruz. İnşallah 10. dakikaya kadar yaşayabiliriz. Bunlarda bile sıkışıyorsak bundan sonraki dalgada bittik. Wow. Wow. Geriye kaldı 2 canlanma. Dikkatli olmam. Oğlum vur şu aşağıdan gelene, vur. Allah'ın belası, vur. Ölüyorsun lan, ölüyorsun. Bossmuş. Vallahi açmayacağım daha fazla chest. Açmıyorum bundan sonra chest. Onu 10. dakikaya kadar hiçbir chest açmayacağım diyeceğim. Zaten bir 10. dakika chest'i kaldı. Bak şimdi bunu alacağım, hepsi üstüme koşacak. Yapmayın evladım, ben de pantolonum. Bari tek bir yöne amansızca koşalım, başka şansımız yok gibi. Oy! Oğlum hayırdır? Ben nasıl bir dakika yaşayacağım lan burada? Can, sağlık. Kum saati yok. Yok, imkanı yok. Gibi duruyor. Level atlamaya çalışalım. Oo, bir de bunlar geldi. Hepten GG istiyor. Yok. Bu sefer ideallerimizden vazgeçeceğiz. Artık pes etmeyi öğrenmemiz lazım. Bunu alacağız, mecburuz. Seni lanet pislik silah. Kim yaptı seni ya? Kim? Bununla bile adamlar dibimize geliyor. Ya sen nasıl leş, pislik, iğrenç bir silahsın ya. Aha kırıldı lan. Silahı kırdık oğlum. Çok bekleme süresi aldık. Niye böyle atıyor bu? Osuruk gibi.
Şu an yeterince seri atıyor. Biraz silah level atlatalım da içlerinden geçsin bari. Her empty tom aldığımda daha da hızlanıyor. Buraya bak. Adamlar 7 bitirdi beni. Bir kere vurmadı ya. Bir kere vurmadı. Çıldıracağım. Hiç sormadan atıyor. Hala adamlar dibime geliyor. Görüyor musun? Hala adamlar dibime giriyor. Empty tom maksimum seviye yapınca taramalı tüfeğe dönüştü. Ama hala rastgele her yere atıyor. Ya tutarsa. İyi bari böyle bak hala ya hala arkama vuruyor ya çıldıracağım. Böyle belki yaşama şansımız var 10. dakikaya kadar en azından. Böyle de yaşayalım bir zahmet 10. dakikaya kadar. Yoksa çıldıracağım. Çıldıracağım. Büyü bağlayan alacağım son olarak. Bir an emin olamadım. Tregüs'ü mü alsam? Yaşar mı? Yaşamaz mı? Yaşamazsa bir daha baştan başlayacak ne mecalim var ne de halim var. Allah'ım sana şükürler olsun. Şimdi şu bir son dakikayı da yaşadık mı? 10. dakikaya ulaştık mı? Silahın ikinci evolve'uyla da 20'yi görürüz diye düşünüyorum ama 3. evolve konusunda çok emin değilim. Gerçi yanlış oldu. Bu şimdi ilk evolve olacak. Sonra ikinci evolve olacak. Üçüncü evolve yok. Bu kadar hızlı ateş etmemize rağmen hala dibimize giriyorlar. Hala damage vurabiliyorlar. Gerçekten helal olsun. Bu kadar leş bir silah nasıl yapabildiniz? Baksana sağa vuruyor. Soldan adamlar içime girmiş. Aralarına almışlar beni. O sağa vuruyor. Öyle. Özgür silah. Kendi düşünceleri var. Kendi ideallerine göre yaşıyor. Evolve chest'imi ver. Hemen evolve chest. Oğlum vurmadı. Boss'a vurmadı ya. Silaha bak. Lan. Hadi. İki kere evolve ol. Uğraştırma ben diyeceğim de tabii ki de uğraştıracak. E şimdi ne değişti? Daha uzağa gidiyor. Daha fazla atıyor. İkinci evolve yine hani ilki de ikincisi de ama üçüncüsü hani bir silah İki kere evolve yaptırıp nasıl bu hale getirebiliyorsun? Be oyun yapımcısı demek geliyor içimden de ama tabi desem de duymayacak anlamayacak adam Türk değil. Evet, bu level up'tan sonra artık ekran kenarlarında birikmeye başlıyor attıklarımız. Bu yüzden duration'ı aldık son pasif olarak. Daha uzun süre ekran kenarlarında kalsın diye. Ama ne kadar etkili tartışılır. Şimdi ikinci arkana olarak alan alacağım. Başta alamadım bari ikinci de alayım. Kalan level up'larımızı alanımız büyüsün en azından. Çünkü bu kenarda biriken alanlar ne kadar büyürse o kadar adamlara adım attığı gibi pert olur. Kendim böyle bir saunadaymış gibi hissettim. Silah öyle bir etki yarattı şu an bende. Ekran her yerinde. Dumanlar birikiyor ve 3. evolve'a mı geldik? Evet. Ne çabuk. Hiç fark etmedim. Bak görüyor musun? 2. evolve'dan daha leş. Neden? Çünkü silahın ilk haline döndü. Yani ilk bilezik haline döndü. Bu arada. Silahın ilk bilezik haline döndü. Tek fark kenarlarda daha uzun süre bekliyor. Yani ikincisi mızrak gibi atarken üçüncüsü niye böyle bir şey yaparlar anlamıyorum. Hani olay kenarlarda biriksin herhalde. Anlamadım. Ne dertleri var. Şu an tabi tek atıyoruz adım atana. O yüzden tuzumuz kuru. Ama 20. dakikadan sonrakilere nasıl tek atacağız? Onu da düşünmek lazım.
Ölmeyelim, level atlayalım hızlıca, canımız da olsun, güzel. Bosslar çok çabuk ölüyor ilginç bir şekilde. Bu silahı o kadar sövdüm. Bununla yaşarsak şok olurum. Hiç böyle bir performans beklemiyordum bu silahtan. Şaşırttı beni. Bakalım ne kadar vuruyoruz. Bu ne? Weapon Screen Shake. Aa, bunu yeni eklemişler. Ekran sallanması. DLC için mi eklediler acaba? DLC'de ekran sallayan çok fazla silah var. Bayağı güzel vuruyor. 100 seri seri 100 vuruyor. Bundan daha az vurup da 30. dakikaya kadar yaşayan silahlar gördük. Bu da yaşatır herhalde diye düşünüyorum. Eğer orada o canlı bombayı vurmasaydı sinir krizi geçirecektim. Benim içimden geçti. Son arkanımız. Başlangıç arkanısını alacağımı söyledim ama siz oynarken bunu alın, damage'iniz artsın. Prenses zaten işe yaramıyor. Şurada dursam daha kolay yaşarım diye düşünüyorum. Yaşayamadım. Nedense aşağıdan ve yukarıdan gelen yaratıkları daha az vuruyor gibi. Sağa sola çok atıyor da mesela bak, yukarıda aşağıda biriken bir şey yok. Sağ solda var hep. Bence burada durursak 30'a kadar yaşarız. Çünkü yukarıdan aşağıda kimse gelemiyor. Ne oldu, dengemiz mi bozuldu? Niye yukarıdan geliyor bunlar? Oy! Cadılar rahat durun. Anlaşıldı, 25'e kadar. Bunlar bizim peşimizi bırakmayacak. Oğlum ne oluyor lan? Nefret ediyorum ya, nefret. Şunlar bitsin artık. Bir de bunlar yapıştı mı bırakmıyor. Allah'tan saat aldık. Burası şöyle bir temizleyelim. Güzel güzel. Yarasa boss'u tamam. Dayan Koses. Az kaldı. Kurtulacağım bu stage'den. Hayır 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 hayır. İşte bu silahın problemi tam olarak bu. Otuz diyelim. Hadi 31 diyelim. 1,5 milyon vurmuş. 29,3. 7 daha 30. 1,5 daha 31,5 milyon vurmuş sayacağım. Videonun başında da söyledim. Bu silah evolve olmak için hiçbir şey gerektirmiyor. Sadece maksimum seviye yapıyorsunuz. Kendi kendine evolve oluyor. O yüzden tek bir silahmış gibi sayacağım. 31,5. Silahımız tier listemizde mükemmel jübilenin bir altına yerleşiyor. Beklediğimden daha iyi bir performans sergiledi. Daha beterini bekliyordum. Tabii beni yine uğraştırdı. Bayağı 3 kere denemek zorunda kaldım. Ancak en güçlü silahı bulma serüvenimizde ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bütün silahlarımızı göreceğiz. Ben Koses. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.